Kolombiya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Güneş sistemimizin dışında, bir dış uydu sinyali buldu. Bu keşif, daha fazla dış uydunun gelme olasılığını göstermiş oldu. Gökbilimciler uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sayesinde, Güneş sistemimizin dışında da, uyduların var olma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Fakat bu gezegenlerin, yapıları nedeniyle tespit edilmeleri oldukça zor. Kolombiya'daki Cool Vaults laboratuvarında, araştırmalarını yürüten gökbilimci David Keeping ve ekibi, Güneş sistemimizin dışında, bir uydunun var olduğunu da kanıtlayabilecek, verilere ulaştıklarını duyurdu. Nature Astronomy adlı bilimsel dergide yayınlanan keşif, Kolombiya Üniversitesi'nin Cool Vaults laboratuvarında, David Keeping önderliğinde gerçekleşti. Keeping ve ekibi, NASA'nın Kepler teleskobundan elde edilen verilerin arşivine bakarak, bir süper ayın sinyalini buldu. Aynı ekip tarafından, daha önce de bir dış uydu adayı keşfedilmişti. Keeping'e göre keşfedilen her iki süper ay adayı da, devasa boyutları nedeniyle, yerçekimi kuvvetinin altında yığılmış bir gazdan oluşuyordu. Bu hipotez eğer doğruysa her iki ayın da gezegen olarak, hayata başlamış olabileceği düşünülüyor. Gökbilimciler yaptıkları açıklamayla, Jüpiter büyüklüğündeki Kepler 1708b adlı bir gezegenin yörüngesinde dönen, 5500 ışık yılı uzakta bir süper ayın yer aldığını bildirdi. Araştırma ekibinin lideri David Keeping, açıklamasında gökbilimciler şimdiye kadar, 10.000'den fazla öte gezegen adayı buldu, ancak Güneş sisteminin dışında bir gezegen keşfetmek, oldukça zorlayıcı dedi. Kepler 1708b adlı gezegenin gökbilimcileri heyecanlandırmasının en önemli nedeni ise, evrende yaşamın nasıl ve nerede ortaya çıkmış olabileceği konusunda, insanlara fikir verme potansiyellerinin yüksek olması. Öte gezegenlerin varlığının şüphecilikle karşılandığını hatırlatan Keeping, bu gezegenler bizim sistemimize göre kıyasla, yabancı olsa da gezegen sistemlerini nasıl oluştuğuna dair, anlayışımızda devrim yarattılar dedi.